Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Gazze'de ateşkes ilan edildi. İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihat arasında bu gece yerel saatte 23.30'da ateşkesin başlaması üzerinde anlaşma sağlandığı duyuruldu. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale, Mısır tarafı Bassam al-Saadi'nin bir hafta içinde serbest bırakılması için çalışma sözü verdiği ifadelerini kullanarak, Bassam al-Saadi'nin serbest bırakılması gibi bir şart koyduk ve düşman herhangi bir şart koyamadı. İsrail anlaşmaya uymazsa yeniden savaşacağız, dedi. İsrail güçleri ateşkese dakikalar kala Gazze şeridinin güneyindeki askeri bölgeyi 15'ten fazla füzeyle hedef aldı. Bir can kaybı ve yaralanma olmazken bölgede hasar meydana geldi. İsrail'in 3 gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze şeridinde 15'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e, yaralı sayısı ise 360'a yükseldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 5 Ağustos günü Gazze'ye yönelik başlattığı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarına ilaveten, bugün İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir'la fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendiği öğrenilmiştir. İsrail'in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz. Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden söz konusu tahrikkar eylemler, bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracaktır. İsrail hükümetine, Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yeniliyoruz. İsrail'in saldırılarının cuma başlamasının ardından Gazze'den atılan roketler, İsrail için de Gazze şeridine yakın bölgelere yönelikti. Gazze'den atılan roketler sonucunda cumartesi günü de Tel Aviv, sahildeki ve merkezdeki bazı şehirlerde saldırı alarmları çaldı. Yahudilerin dini bayramı nedeniyle fanatik Yahudi yerleşimci grupların pazar Mescid-i Aksa'ya yoğun biçimde baskın düzenleme çağrıları karşılık buldu. Aralarında aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in de yer aldığı binden fazla fanatik Yahudi yerleşimci, bugün sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin eşliğinde gruplar halinde baskın düzenledi. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek Yahudi yerleşimcilerinin baskını için hazırlık yaptığı sırada, Gazze'den Kudüs yönüne roketler atıldı. Kudüs çevresinde saldırı alarmları çaldı. İsrail'in Cuma Gazze saldırısını başlatmasının ardından bölgede etkin Hamas'ın nasıl bir tutum alacağı merak ediliyor. Hamas, İsrail'e yönelik uyarı mesajları göndermesine rağmen henüz silahlı kanadıyla bir karşılık vermedi. İsrail'de benzer şekilde Gazze saldırılarını İslami Cihat hedefiyle sınırlı tuttuğu vurgusu yaptı. Hamas'tan bugün yapılan yazılı açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarının durdurulması için acilen harekete geçmesi çağrısı yapıldı. Hamas sözcüsü Fevzi Berhum yayınladığı yazılı açıklamada, Siyonist düşmanın saldırılarını durdurması, Filistin halkına ve kutsal değerlerine yönelik tüm ihlallerine son vermesi için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz, denildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.